Merhaba arkadaşlar, masal ve fable konusunu bugün sizlerle beraber çok hızlı, detaylı ve aynı zamanda renkli bir şekilde işleyeceğiz. Nasıl işleyeceğiz? İlk başta masalın tanımını, planını, genel özelliklerine bakacağız. Dünya Edebiyatı ve Türkiye'de masalı göreceğiz. Sonrasında fable için aynı şeyleri beraber tekrar edeceğiz. Bu videomuzun çok güzel bir özelliği var. Birincisi, bu videonun PDF'ini açıklamada linkten indirebilirsiniz. Yani bütün bu anlatacağımız konular, örnekler, tanımlar, açıklamaların hepsi, döşemeseniz, hepsini bir konu anlatım gibi açıklamadan PDF olarak indirebilir. Oradan da benle beraber çalışabilirsiniz. O zaman hiç dikkat etmeden hemen hızlı bir şekilde masal anlatmaya başlıyorum. Hocam bize masal anlatmayın diyorsunuz belki ama olsun, size masal anlatmak gerekiyor bazen. Niye? Çünkü sınavlarımıza çıkıyor. Tak 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 yapalım. Şimdi masalı zaten bilmeyenimiz yok ki. Masal biliyoruz hocam zaten masalı. Yani ne anlatıyorsunuz diyebilirsiniz. Burada şunu bilmemiz lazım. Masalın bizden özelliklerini hissedilirler. Birincisi, sözlü bir şey. Yani böyle tam da yazılı bir şey değil. Olağan dışı olaylar var. Edebi bir tür. Olağanüstü kişiler var. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Ve genellikle de halkın yarattığı şeyler. Yer zaman belirsiz. Ve masalların bir özelliği daha var. Evrensel karakterlere sahiptir. Yani mesela kırmızı başlıklı kız. Nerelisin sen? Ha, belli değil. Ama mesela Ergenekon destanında, Oğuz Kağan destanında. Bak, onlar destan olduğu için o Türklere ait, belli. Ama masalların kim ait olduğu belli değil. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Masallarımızın bir tekerlemeyle başlıyor, devam ediyor. En sonunda onlar ermiş muradına, yani onlar mutlu olmuşlar. Biz çıkalım kerevetine diye biter. Bunu genelde herkes merak eder. Nedir bu kerevet diye. Kerevetin olduğunu söyleyelim. Eskiden kerevete oturulup hoş sohbet edilirdi. Masalın sonunda da bu hoş sohbetler kastedilir. Yani onlar ermiş muradına biz de sedire oturup hoş sohbetler edelim. Masaldakilerin mutluluklarına ortak olalım demek isteniyor. Şimdi masalın döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümleri var. Bunu bilmemiz lazım. Masalın planı önemli. Döşeme dediği yani bir giriş. Dinleyicinin ilgisini çekmek amacı taşıyan tekerleme bölümü. Hemen gösterelim. Bakın burada. Ne diyordu? Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynar iken, eski hamam içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, ninem düştü beşikten, dedem düştü eşikten, biri kaptı maşayı, biri kaptı şişeyi, gösterdiler köşeyi. Ben karşı... Ne diyorsun Allah'ım yarabbim? Burası resmen masalın bir döşemeni. Sonra serim, yani kişilerin tanıtıldığı bölüm. Bir varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerden birinde bizim Keloğlan yaşarmış. Keloğlan kelmiş, keleşmiş ama özellikleri pek bir güzelmiş. İnsanlarla ilgilenir, arkadaşlarına iyi davranır, hayvanları sever fakat çalışmaktan pek hoşlanmazmış. Ne yaptık? Kişi tanıttı. Sonrasında düğün bölümü var. Burada olaylar gelişiyor ve çatışma ortaya konuyor. Diyelim Keloğlan kralın kızını seviyor. Kralın kıza buna pas vermiyor. Üzülmeye başlıyor. Sosyal medyadan yazıyor. Instagram'dan, şaka tabii, öyle bir şey yok masallarda. Yani böyle bir şekilde kralın kızıyla iletişime geçmek istiyor. Kral diyor ki kimsin sen? Bir kere kafanda saç yok. Ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın nedir? Nereye varmaya çalışıyorsun sen diyor. Olayın ne oldu? Düğümlendi bölüm. Olayın ayrıntılarına giriliyor. Merak duygusu yoğunluk kazanıyor. Acaba Keloğlan kralın kızıyla evlenebilecek mi? Veyahut da onu sevebilecek mi? Olaylar hızlanarak çözüm noktasına yönelecek. Çözüm bölümünde ise düğün bölümüne belirginleşen çatışma bu bölümde iyilerin kazanması ve kötülerin cezalandırılmasıyla çözülüyor. Kralın kızına eğer Keloğlan kavuşabildiyse, beraber evlenebildilerse, mutlu olabildilerse, işte şudur budur, artık bu o kısma geliyor. Ve en sonunda mutlu oldukları için biz diyoruz ki onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Yani artık Keloğlan tamam evlendi kralın kızıyla, mutlu bir şekilde hayat kurdu. Kel de olsa, keleş de olsa, o zaman biz de kerevetine çıkalım. Biz de koltuğa oturup bunun dedikodusunu yapalım gibi bir durum olmuş oluyor. Döşeme, serim, düğüm, çözüm, dilek. Hemen geçelim. Masalın planlarının... Ha, burada zaten size göstermişiz ben niye içinden girdim. Bak şimdi. Düğüm bölümüne bakalım. Padişah küçük kızın cevabına çok sinirlenmiş. İnsan hiç sus kadar sevilir mi demiş. Ardından küçük kızını cellada teslim etmiş. Eyvah eyvah. Cellat kızı kesmek için dağa götürmüş. Kız cellada yalvarmış. Sen de babasın, bana kıyma. Tabii kız böyle konuşuyor. Sen de babasın, bana kıyma demiş gibi kısımlar. Sonra çözümünde de bir olay çözülüyor ve en sonunda bu oluyor. Yani şu kısmın zaten sizler az önce söylediğim gibi videonun açıklama kısmında burayı indirip buradan bir kez daha inceleyebilirsiniz. Ben de zaten anlattım. Masalın genel özelliklerine bakalım. Olaya dayalı metinler, bunu bileceğiz. Bütünüyle kurgusal, hayali yani. Genellikle tekerlemeyle başlıyor. Yer ve zaman öğeleri belirsiz. Mesela bakın, hikaye ve roman da belirlidir. Yani hikaye ve roman şöyle başlamaz. Evvel zaman içinde. Ne diyorsun ya? Belli bir tarih olması lazım. Olaylar hayali mekanlarda geçer. Kaf Dağı gibi. Geçmişte ama belirsiz bir zaman. Yani geçmişte yaşandı tamam, hani gelecekte yaşanamaz ama belirsiz. Öğrenilen geçmiş zaman ile mışmışla anlatılır. Yani mişli geçmiş zamanla anlatılıyor.
Bazı masallarda yeni sene kral bir gün içeri girer. Sonrasında adamlarını toplar. Keloğlan onun yanına gelir gibi reali yeni zamanda kullanılabilir. Olağanüstü olaylarda kişiler var. Devler, periler, cinler, padişahlar, prensler, işte cüceler falan filan. İyi ile kötünün mücadelesi anlatılır ve iyiler genellikle kazanır. Böylece ders verme amacı var. Sonunda iyiler hep kazanır, ödüllendirilir. Kötüler ya hatalarını anlayıp af diler ya da cezalandırılır. Dolayısıyla eğiticilik niteliği var. Yani masallar didaktiktir, öğreticidir. Yani sen ha iyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. O zaman ben iyi olmalıyım demen gerekir. Evrensel değerler için. Evrensel değer nedir? Anne sevgisi, işte kardeş sevgisi, yalan söylemek. Bunlar evrensel. Tüm insanları ilgilendiren şeyler. Bir Arap da annesini sever, bir Sırp da, bir Türk de, bir Japon da. Dini ve milli öğelere yer verilmez. Yok öyle şey. Niye? Çünkü bunlar ulusal şeyler. Yani bir masal kahramanı Türk'üm, Türk doğdum ben, Müslümanım falan öyle şeyler söylemez yani. Onlar yok, evrensel. Anonimdir. Yani söyleyeni belli değildir. Sözlüdür, sonradan yazı geçirilmiştir. Bakın bu kısımda sınavınızda sorulur. Burası sınavda çıkar diye yazıyorum. Burası sınavda sorulur diyorum ve gerçekten bunu tarihe not ediyorum. Dünya Edebiyatı masala baktığımızda en eski kaynağı Yunan ve Hint mitolojileri. Yunan'daki Ezop masalları, bilinen en eski masal örnekleri bu. Fabullara benziyor. 6. yüzyılda yazı geçirmiş olan Ezop masallarında kahramanlar genellikle hayvanlar arasından seçiliyor. Zaten bunlara biz fabul da diyeceğiz. Hint edebiyatındaki Pancha Tantra adlı eser ile M.Ö. 1. yüzyılda yaşayan Bedevan'ın yazdığı Kelile ve Dimne doğudaki ilk masal örnekleridir. Bunu da sorabilirler bize. Arap ve İran kaynaklı Binbir Gece masalları doğu toplumlarının hayal dünyasının ürünüdür. Grimm kardeşler olarak tanınan Jakob ve Wilhelm Grimm Almanya'da halk arasında yaşayan masalları derleyerek 1812 yılında Çocuk ve Yuva Masalları adıyla yayınlamışlardır. Bu masallar Grimm Masalları adıyla tanınmıştır. O zaman Binbir Gece Masalları Doğu toplumlarının hayal dünyasının ürünü. Yani bizim doğudaki Arap'ta, İran'da, Türk toplumlarının ürettiği hayali ürünler. Ama Grimm Kardeşler Avrupa'dan geliyor. Danimarkalı yazar Andersen de Çocuk Masalları adlı eserini yayınlıyor. Bizim edebiyatımıza baktığımızda Türk edebiyatında Uygur dönemi eseri olan Kalyanamkara ve Papamkara yani iyi düşünceli prens ile kötü düşünceli prens masal özelliği gösteren ilk eserlerdendir. Osmanlı'da yine Billur Köşk ilk Türk masallarından 19. yüzyıldan itibaren Türk halk edebiyatının sözlü ürünler arasında kıssa adıyla anılan masal için mesel sözcüğü de kullanabiliyoruz. Masal sözcüğünü ilk olarak Namık Kemal kullanıyor ve şu anda edebiyatımızda Eflatun Cem Güney, Pertel Naili Boratav, Naki Tezel bunlar önemli masalcılar. Gelelim fable kısmına. Şimdi fable kısmına geçmeden önce masalla alakalı bazı ödevler de size vermek istiyorum. Bakın biz burada 9. sınıf Tak Türk Dili Edebiyatı'nda masal ve fable'ı beraber işledik. Dolayısıyla burada hemen gösterelim bakın. Masalda ne demiş Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarında? Türk halk edebiyatından bir masal örneği işliyor. Doğu edebiyatından divan edebiyatındaki fable özelliği gösteren bir mesnevi. Batı edebiyatından bir fable örneği. Masal ve fable türünün genel özellikleri. Mantık Tahir, Martı, Hayvan Çiftliği, Küçük Prenses, yani fable türü ilişkisi üzerine durulur. Dinleme, Edat Bağlaç bunlar. Biz de bunlara göre sizlere sorular hazırladık. Yani tam da sınavınıza çıkacak sorular hazırladık. Burada hemen sayfayı söylemek istiyorum. Sayfa 59 ile 74 arasını size ödev olarak veriyorum. Bunun anlatımı da var. Anlatım sayfalarını da hemen gösterelim. Anlatım sayfalarımızda burada masal ve şeyle alakalı fabulla alakalı kısma baktığımızda nerede hemen? Masal fabul. Burada ilk başta yine size az önce gösterdiğim şeyleri buradan gösterdik. Bakın sayfa 104'ten başlıyor. Masalı sizlere anlattık. Ve sonrası tam da bununla alakalı sorular sizlere hazırladık. Şimdi fable kısmına geliyoruz. Fable'da güzelce işleyelim. Şimdi kahramanları çoğunlukla hayvanlar. Ders verme amacı gidiyor. Ve genellikle manzum yani şiir şeklinde yazılmış. Buraya bakın. Burada karga ve tilki arasında geçen bir diyalog var. Ve bu diyaloğun sonrasında yine bir ders verme amacı var. Bakın. Bir dala konmuştu karga cenapları. Ağzında bir parça peynir vardı. Ona name yapmaya başladı. Oo, karga cenapları merhaba. Ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz. Gözüm kör olsun yalanım varsa, tüyleriniz gibi sesisiniz. Evet, sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın. Keyfinden aklı başından gitti bay karganın. Ha bak. Şimdi burada çok güzel şeyler söylüyor tilki kargaya. Niye? Ağzından peynirini kapmaya çalışıyor. Karga da safım, garibim. Hemen inanacak ve ağzındaki peyniri hop diye düşürecek. Kim kapacak? Tilki kapacak. Açınca ağzını düşürdü nevalesini. Tilki kapıp ona dedi ki efendiciğim size küçük bir ders vereceğim. Her dal kavuk bir alığın sırtından geçinir. Bu derse de fazla olmasa gerek bir peynir. Karga şaşkın, mahcup biraz da geç ama yemin etti gayrı faka basmayacağını. Yani
Tilki en son diyor ki sen diyor gaza geldin. Ben seni övünce ağzındaki peyniri düşürdün. Şarkı söylemeye devam ettin. Ve sonrasında da ne oldu? Ben peyniri kaptım. Bu kadar da olur. Sana bu dersi verdim diyor. Şimdi yine aynı şekilde masalda olduğu gibi Fable'da da serim, düğüm, çözüm, öğüt planları var. Serimde kişiler tanıtıldı. Düğümde bir olay düğümlendi. Çözüldü ve en sonunda da öğüt verildi. Bazen de atasözüyle bu öğüt veriliyor. Zaten ders verme amacı olduğu için bu son derece normal bir şey. Bakın, serim bölümü fable'la alakalı. Düğüm bölümü olaylar birbirine giriyor. Çözümde her şey çözümleniyor. Ve öğütte de sabır biraz da zaman, güçten öfkeden daha yaman. Herkes herkese yardım etmeli, ben büyük o küçük dememeli diyerekten öğütünü de vermiş oldu. Buradan da yine PDF'ini indirdiğiniz videomuzun fable kısmını inceleyebilirsiniz. Şimdi fable'ın genel özelliklerine bakalım. Olaya dayalı bir tür, kurgusal bir tür. Hem şiir hem de düz yazı şeklinde olabiliyor. Soyut kavramlar, somut kavramlar yardımını anlatabiliyor. İnsanların başına geçen her türlü olay konu edilebiliyor. İyilik kötülük gibi çatışmalar var. Kahramanlar hayvan, bunu bir kere bileceğiz. İnsan genellikle hayvan tabii, bazen bitkiler ağaçlar da olabilir. İnsanlar da zaman zaman kahramanlar arasına girebilir. Teşhis yani kişileştirme ve intak yani kişileştirilmiş insan olmayan varlığın konuşulma sanatlarına yer veriliyor. Hayvanlar kurnazlık, cesaret, kibir, kıskançlık, kahramanlık gibi insan özellikleri temsil ediyor. Mesela kurnaz hayvan nedir? Tilkidir. İşte cesur hayvan nedir? Aslandır mesela gibi. Kibirli hayvan diyelim ki şey olsun, tavus kuş olsun gibi. Öyküleyici anlatım var. Yer ve zaman öğeleri yine belirsiz masal gibi. Kalıplaşmış sözler var. Evrensel temalar var. Yani bir aslan Türk ya da Arap öyle değil. Evrensel yani bir aslan insan yapabileceği özelliklere geçiyor. Ders verme amacı var. Didaktik şiirdir. Bir öğüt yer alır ve genellikle atasözüyle bitmiş olur. Dünya edebiyatına fable'a baktığımızda Ezop masalları ilk fable örneklerini içeriyor. Yunan edebiyatında. Sonrasında Beydeban'ın yazdığı Kelle ve Dimne de ilk fable örneklerini içeriyor. İranlı şair Sadi'nin yazdığı Gülistan da yine fable özelliği taşıyor. Ve Fransız yazar La Fontaine de çok güzel fable örnekleri yazıyor. Burada Martı adlı eser, George Orwell'ın Hayvan Çiftliği ve Fransız yazarın yazdığı Küçük Prens de yine önemli bir örnek. Bize baktığımızda ise bizde yine Hint, Arap ve İran edebiyatından esinlenerek oluşuluyor. Mevlana'nın yazdığı Mesnevi adlı eserde fable özelliği taşıyan parçalar var. Kuşların Dili denilen Mantıkut Tahir Gülşehir'in eseri de yine bir fable özelliği taşıyor. Şeyhi'nin yazdığı Öküz Olmaya Yeltenen Eşeğin Hikayesi. Yani şimdi eşek diyor ki ben diyor sadece yük taşıyorum diyor. Halbuki öküz diyor daha şanslı diyor. Ben de öküz gibi olmadım diyor. Fakat öküze yüklenen yük eşeğe yüklenince eşek kulaklarından oluyor. Diyor ki ben diyor tam bir eşeklik yaptım. Keşke öküz olarak kalsaydım diyor. Yine Şinas de La Fontaine fabularını Türkçe çeviriyor. Şimdi masalla fabul arasındaki farkı da bize sorabilirler. Bakın sınavda soruları yazıyorum ve artık videomuzun da son saniyelerine geliyoruz. 1. Masalda döşeme tekerleme bölümü var ama burada tekerleme yok. Burası önemli. Bu bir. Şuralara yıldız koyuyorum. Dilek bölümüyle bitiyor. Burası öğüt bölümüyle bitiyor. Düz yazı şeklinde bu şiir ya da düz yazı olabilir. Kahramanları insanlar ve olağanüstü varlıklar. Kahramanları genellikle hayvanlar. Mutlu sonla bitiyor. Bu da ibret verici bir sonla bitiyor. Yani karga en sonunda peyniri kaybetti. Eyvahlar olsun dedik. Yani mutlu sonda karga ile tilki arkadaş olmadı. Bir ders vermeye çalıştığı için biraz daha mutsuz sonla bitiyor. Benzerlikleri de sorabilirler. İkisi olaya bağlı. İkisinde de ders verme amacı var. İkisinde de yer ve zaman öğeleri belirsiz. İkisinde de evrensel değerler. Yani anne sevgisi, dürüstlük, doğru söylemek gibi şeyler. Öyküleyici anlatım var ve hakim anlatıcı bakış açısı kullanılıyor. O zaman hemen masal fable ile alakalı ödevimizin sayfasını fable da bitirdik. O zaman neredesin fable? Hani göster bana kendini. Bulamıyorum gördüğünüz gibi. Ha burada. Burada fable ile alakalı kısımda sayfa 108'de anlattık yine sizlere. 109'da bununla alakalı sorularımız var. Buradan da yine çalışabilirsiniz. Bir de taktan da yine bu masal fable ile alakalı örneklerimizin olduğu yazılı örneklerimizin olduğu sayfa 73 ve 74'ü çalıştığınızda en güzel notlar sizleri bekliyor. Hadi bakalım derslerinize başarılar arkadaşlar. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Diyor ki ben diyor tam bir eşeklik yaptım. Keşke öküz olarak kalsaydım diyor. Yine Şinas de La Fontaine fabularını Türkçe çeviriyor. Şimdi masalla fabul arasındaki farkı da bize sorabilirler. Bakın sınavda soruları yazıyorum ve artık videomuzun da son saniyelerine geliyoruz. 1. Masalda döşeme tekerleme bölümü var ama burada tekerleme yok. Burası önemli. Bu bir. Şuralara yıldız koyuyorum. Dilek bölümüyle bitiyor. Burası öğüt bölümüyle bitiyor. Düz yazı şeklinde bu şiir ya da düz yazı olabilir. Kahramanları insanlar ve olağanüstü varlıklar. Kahramanları genellikle hayvanlar. Mutlu sonla bitiyor. Bu da ibret verici bir sonla bitiyor. Yani karga en sonunda peyniri kaybetti. Eyvahlar olsun dedik. Yani mutlu sonda karga ile tilki arkadaş olmadı. Bir ders vermeye çalıştığı için biraz daha mutsuz sonla bitiyor. Benzerlikleri de sorabilirler.
İkisi olaya bağlı. İkisinde de ders harmancı var. İkisinde de yer ve zaman öğeleri belirsiz. İkisinde de evrensel değerler. Yani anne sevgisi, dürüstlük, doğru söylemek gibi şeyler. Öykülece anlatım var ve hakim bakış hakim anlatıcı bakış açısı kullanılıyor. O zaman hemen masal fable ile alakalı ödevimizin sayfasını fable'ı da bitirdik. O zaman neredesin fable? Hani göster bana kendini. Bulamıyorum gördüğünüz gibi. Ha burada. Burada fable ile alakalı kısımda sayfa 108'de anlattık yine sizlere. 109'da bununla alakalı sorularımız var. Buradan da yine çalışabilirsiniz. Bir de taktan da yine bu masal fabula alakalı örneklerimizin olduğu, yazılı örneklerimizin olduğu sayfa 73 ve 74'ü çalıştığınızda en güzel notlar sizleri bekliyor. Hadi bakalım derslerinize başarılar arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.